Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek ve Microsoft'un yüksek performans segmentindeki ikinci iddialı telefonu olan Lumia 950'nin kutu açılışını gerçekleştirecek ve kutu içeriğinden hangi aksesuarların çıktığına yakından bakacağız. Evet, şu anda yavaş yavaş kutuyu açıyorum arkadaşlar. İlk olarak bizleri kutunun sol tarafında telefonun kendisi karşılıyor. Lumia 950, abisi Lumia 950 XL'den farklı olarak 5.7 inç değil 5.2 inç büyüklüğünde ekrana sahip. Ancak ne güzel ki Microsoft ekran boyutunu değiştirirken çözünürlüğe dokunmamış, çünkü aynı Lumia 950 XL'de olduğu gibi Lumia 950'de 2K çözünürlüğünde ekrana sahip. Telefonun alt kısmında dokümantasyonlar bulunuyor, ancak elimizdeki telefon yurt dışı cihaz olduğu için kutu içerisindeki dokümantasyonlar maalesef Türkçe değil, fakat yasal zorunluluk gereği Şubat ayında bu telefon Türkiye satışı başladığında dokümanlar Türkçeleştirilmiş olarak karşımıza çıkacak. Yan tarafta ufak bir kutu daha bulunuyor. Kutunun altında ise herhangi bir ekstra doküman ya da bir başka aksesuara yer verilmemiş. Şimdi isterseniz bu kutuyu açalım. Bizim açtığımız yön itibariyle ilk olarak adaptörün kendisi çıkıyor. Adaptörün sol tarafında ise ikinci bir kablo bulunuyor. Bu demek oluyor ki adaptörün kablosu çıkmıyor. Bunu baştan söyleyebiliriz. Adaptöre döneceğim ama öncesinde bu kabloya yakından bakalım isterseniz. Açıkçası bu telefonu satın aldıktan sonra bu kabloya gözünüz kulağınız gibi bakmanız gerekiyor. Çünkü Lumia 950 ve Lumia 950 XL tip C türünde USB konektörüne sahip olduğu için standart bir USB kablosuyla çalışmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla böylesi özel bir kabloya ihtiyaç duyuyorsunuz. Uzun bir kablo. Kablonun bir ucu mavi renkli USB konektörüne sahip, yani anlaşılabileceği üzere USB 0 standartını destekleyen bir kablo. Diğer ucu ise tip C formunda olduğu için bir ucunu telefona, diğer ucunu ise bilgisayara takarak dosya transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi adaptöre bakalım isterseniz. Adaptörün tasarımı, görünümü aslında bakılırsa klasik Nokia adaptörlerine büyük oranda benziyor diyebilirim. Tabii ki her iki telefonda, yani Lumia 950 ve Lumia 950 XL tip C formunda USB konektörüne sahip olduğu için bu adaptörün kablocu da yine tip C formunda hazırlanmış. Adaptörün kendisinin kapasitesi de büyük önem taşıyor, çünkü Lumia 950 serisi cihazlar yüksek kapasiteli pile sahipler ve hızlı şarj standartını destekliyorlar. Bu standart kapsamında da Microsoft'un kutu içlerine eklemiş olduğu adaptör 3 amper. 3 amper kapasiteli adaptörleri daha önce hangi telefonda görmüştük? Yine ilk incelemesini Türkiye'de ilk defa yaptığımız Google'ın Nexus 5X cihazında da kutu içeriğinden 3 amper gücünde adaptör çıkıyordu arkadaşlar. Şu anda adaptörün konektör yapısını ve genel tasarımını daha yakından görmekteyiz. Açıkçası kutu içeriği olarak baktığımız zaman en azından bizim elimizdeki kutunun içinden bir kulaklık çıkmadığını söyleyebilirim. Genel kutu içeriğinde zaten telefon Türkiye'ye geldiği zaman daha yakından bakıyor oluruz arkadaşlar. Çünkü Amerika'dan gelen kutu örnekleri olduğu için açıkçası ülkemizle ilgili kutu içeriği nihai hali hakkında şu aşamada yorum yapmak pek de kolay ya da pek mümkün değil, onu söyleyebilirim. Çok kısaca telefonun kendisine de bakalım isterseniz. Lumia 950. Lumia 950 XL'den farklı olarak Snapdragon 810 değil, aynı LG G4 ve LG V10'da olduğu gibi Snapdragon 808 işlemcisi de geliyor. Abisinde olduğu gibi Lumia 950 de 3 GB RAM kapasitesine sahip ve pil tarafında ise 3000 mAh'lık bir pil kapasitesi yine telefonla birlikte bizlere sunulan detaylar arasında. Arka kapağını çıkartıp isterseniz microSD kartla bu telefona takabiliyorsunuz. Kamera altyapısı da Lumia 950 XL ile benzer. Esasında tek tek saymak yerine iki telefonu ayırt eden unsurlara baktığımız zaman ekran boyutunun farklı olduğunu görmekteyiz. 5.7 inçe 5.2 inç. Ekran çözünürlüklerinin aynı olduğunu görmekteyiz. İşlemci tarafında bir fark söz konusu, çünkü Lumia 950 XL ki yine incelemesini Türkiye'de ilk defa yayınlamıştık. Sitemizden ve YouTube kanalımızdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Snapdragon 810 işlemciye sahiptim. Lumia 950 Snapdragon 808 işlemci var ve diğer taraftan pil kapasiteleri de 3000 mAh'e 3300 civarı 3300 mAh civarı bir pil kapasitesi olarak kıyaslanabilir. Bunun dışında iki telefon da aynı. Genel olarak ya da aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak ülkemiz satış fiyatı ve çıkış tarihinden bahsedelim. Lumia 950, abisi Lumia 950 XL ve kardeşi diyebileceğimiz ki baya baya küçük kardeş olur aslında. Lumia 550 ile birlikte Şubat ayı içerisinde tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı olarak 2250 liralık bir etiketlendirme ile ülkemizde teknoloji severlerin beğenisine çıkmış olacak. Ben Erdi Özoğa. Bu videomuzda Türkiye'de ilk defa Lumia 950'nin kutu açılışını gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.